Siz AK Parti'yi savunuyorsunuz. Yok, savunmadım. Savundunuz. Savunmadım. Savundun. Çıkar göster, nerede savundum? Hadi. Aa, ben reji lütfen konu terbiyeye davet ediyorum. Savundunuz. Göstersin. Gökhan çıkar göster. Lütfen. Bak burada olmaz yani. Aşağılık bak. Adam. Hayır bak, Türk lirası gibi alçalıyorsunuz, yapmayın bakın. Aşağılık adam. Yapmayın. Sen LPG'lileri savundun. Sen petrolcüleri savundun. Sen halk militanısın. Alçak, fuş! Diyemem Medya kanalından herkese merhabalar. Her şey olacağına varır programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum herkesin çok bildiği ve kanalımızın gözde ismi araştırmacı yazar Abdülkadir Karabağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Bugün gündem üzerine gideceğiz. Çok güzel. Ben hazırlıklı geldim zaten. Beni diğer programdan hatırlayacak olan arkadaşlar bilir ki ne kadar çok doğru yorumlar yapıyorum. Yani takipte kalın. Önceki programdan geri dönüşler aldınız mı? Çok geri dönüşler aldım. Çok sevmişsiniz beni. Yani insan diyor, insan dediler, bu kadar doğru söylerse ya beni burada yaşatmazlarmış. Haklı yani, bu kadar doğru söyleyen bir insan. Bu arada dua eden arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Parklar artık dolmaya başladı. Her gittiğim parkta maşallah bu şekilde. Neyse ben şimdi programın geçti şey yapmayayım. Peki o zaman hemen konumuza geçelim. Türk siyaseti. Biliyorsunuz muhalefet partiler erken seçim diyor. İktidar partisi erken seçim yok. 2023'te seçim olacağını söylüyor. Siz hangi düşünceyi savunuyorsunuz ve erken seçim hakkında düşünceleriniz? Önceden vardı erken seçim problemi ama yani artık yok. Yani o problem kalmadı abi. Yani artık erken seçim diye bir şey olamaz. Yani erken seçim isteyen halk dışarı çıkar yani. Halk seçtiyse halk indirir abi, yanlış mıyım? Yanlış mıyım? Doğrusunuz diyelim. Ekonomi biliyorsunuz dolar en sonki programdan sonra 2 lira, 2,5 lira daha fazla arttı. Türk lirası daha doğrusu değer kaybetti. Ekonomi şimdi, hakkında düşünceleriniz? Şimdi geldik yine aynı konuya. Şimdi biz en son bu diğer programı çektiğimizde işte neydi, o bir fincan hayat mıydı? Evet. O programı çektiğimizde dolar 10 liraydı değil mi yani? Şimdi kaç para? 12,5. 12,5 lira. Bu ne demek oluyor? Abi dış, hani Avrupa bizimle hala oynuyor. İzin vermeyin arkadaşlar. 12,5 da olsa boş, 20 lira da olsa boş. Bak ben en son açıkladığımda gaz kaç paraydı? 6 liraydı. Şimdi 8 lira. 8,5 lira değil mi? Evet. Ne demek oluyor? Bizi takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum buradan. Ama hedefimize hala ulaşamadık. Gazın 15 lira olması lazım ortalama ki hani daha önce bahsettim ki arabamı ben severek bineceğim. Yani onun göz bebeğim olacak, anlatabiliyor muyum? Yani daha önce anlattım zaten bunları. Sizin fikriniz ne bu konu hakkında? Ekonomimiz gönül ister ki iyiye gitsin. Hı hı. Ama maalesef gün geçtikçe dolar artıyor, altınlar artıyor, döviz kurları artıyor. Ya bu halkı zenginleştiriyor aslında. Ne aa, konuda zenginleşiyor? Abi yatağın altındaki altınları. Kalmadı, kalmadı. Vardır, kalmadı. Vardır. Bir bırakın. Kaman arkasında bile vardır. Çıkart Gökhan. Çıkart gösterin lan hadi. Şimdi önceki programda cebimde 30 lira vardı. Şu anda 5 lira var. Yani ama şöyle bir şey var. Artık 5 liran daha değerli. Ben 25 lira değer kaybettim. O günden bugüne. Yok, 5 liran daha değerli artık. Sen bana güven ya. Lan haydi şöyle bir şey var. Dolarla mı maaş alıyorsunuz siz? Neyi dert ettiniz bu kadar, anlamadım gitti yani. Biz dolarla ne alıyoruz? Lan gidiyorum. LPG 7 lira, 7,5 lira veriyorum litresini alıyorum. Ama 7,5 lira. Anlatabildim mi? Öyle LPG'nin değil. Yani ham maddesi nereden alınıyor ve hangi para birimiyle alınıyor? Ya yine Türk lirasıyla alınıyordur canım. Neyle alınacak yani dolardan? Bize ne? Bizim ne alakamız var dolarla? Kamera arkası söylesin, ne alakamız var dolarla? Türkiye'nin izlemiş olduğu ekonomi politikasında bir şey alınırken, ithalat yapılırken dolarla ithalat yapılıyor. Hı hı. İhracat yapılırken Türk parasıyla alınıyor. Emin miyiz buna? Böyle söylentiler var. Yani bence de sadece söylentidir bu. Yani zaten şey var, bak nereye gitsek, tamam mı? Nereye gitsek, hangi dükkana girsek malzeme kalmadı diyor. Evet. Demek ki çok satıldığından kalmıyor. Yani madem bu millet, halk aç ya da fakir. Lan nasıl alıyorsunuz bunlar o zaman? Yalan abi bunlar, yalan. Bir çıkın halka sorun ya. Lan bir kere de halktan birini çevirin ya. Hep konuşanlar yok şuradan yok buradan abi. Şu anda günümüzde ki geçmişte de bu
böyleydi. Zamanında tabii biz hatırlamayız ama çay mesela stokla alınırdı. Yani bir paket stokta varsa kişi adedince ya da ev hanesindeki sayısına göre çay miktarı verilirdi. Şu anda da aynı şekilde marketlerde toptan satış yasaklandı. Arkadaş 4 litre pırıl ne kadar? 4 litre pırıl hanımlar bilir 6.90'dı. Şu anda 4 litre pırıl kaç para 4 litre pırıl? 49.90. Emin misin? Daha ucuzdur. Bir de şöyle bir şey var. Bak ben bunu diğer videomdan da anlattım. Hala da anlatmaya devam edeceğim. Bu örnek vereyim deterjana. Deterjana niye zam gelir abi? Niye zam gelir deterjana? Deterjana dolarla mı yapıyorlar? Yok. Abi daha az kullanın diye. Tasarruf edin ya. Bir kere de hayatınızdan tasarruf edin. Lan ne güzel nefes alabiliyorsunuz ya. Böyle bir şey var mı ya? Bir de şöyle bir şey var. Bak ben buradan çok geri dönüş alıyorum. Bana diyorlar ki abi sağ ol senin sayende diyorlar. Öteki tarafı garantiledik diyorlar. Ne güzel yere gideceğiz. Dua ediyoruz diyorlar. Bak bunlar iyi bir şey. Kabullenin artık. Bu işin başka yolu kalmadı. Çıkın duanızı edin. Bekleyin abi. Seçimde yaklaşıyor mu? Evet. Hani seçimde yine hep birlikte Kahramanmaraşlılara sesleniyorum. Ali İzzet Begoviç'te dua yapacağız. Ayin. Toplu dua töreni mi var? Aynen öyle. Daha mantıklı yani. Hep birlikte olalım ki. Ama içimizden dua edelim. Sonra gören gören olur. Çalarlar yani. Oy gibi düşünün bunu. Peki o zaman Türkiye'den birazcık çıkalım. Ekonomi dünyada mı kötü yoksa Türkiye'de mi kötü? Dünyada, Avrupa'da kötü. Avrupa'da. Yani doğal gaza ne kadar zam gelmiş Avrupa'da? Yani şu bir yıl içerisinde %100-300 lira. Türkiye'de. Yok. Avrupa'da. Türkiye'de peki zam Türkiye'de oranı? Türkiye'de %12-15 işte en fazla. Enflasyona göre diyorsunuz. Ha, aynen öyle. Aynı. Zaten hani Avrupa'da çıkan gaz daha pahalı. Hani çünkü niye? Onlar asıl dolarla çıkartıyor. Biz? Türk lirasıyla alıyoruz. Bak çok mantıklı arkadaşlar. Kanmayın böyle şeylere. Avrupa'da gaz daha pahalı. Doğal gaz daha pahalı. Çünkü onlar yani çıkartırken ya düşünsene işçisine dolarla maaş veriyor. Ondan sonra onu çıkarana dolarla maaş veriyor. Onu dolarla satın alıyor. Biz işçiye Türk lirası veriyoruz. Ne demek oluyor? Devlet her türlü karda. Halk karda. Yani Türk lirası daha fazla dolarda. Evet. Böyle. Peki bir diğer konu muhalefetin istifa çağrısı iktidara. Biliyorsunuz sokaklara dolar 11 lira olduğunda sokaklara Tayyip istifa diye pankartlarla muhalefete çıktılar. Kaç kişi çıkmış? Ya ben bunu anlamıyorum arkadaşlar. Yani madem muhalefet çevresi kendine bu kadar çok güveniyor. Doğru mu? Evet. Zaten ya battı balık yan gider misali. Madem bu kadar kötüymüş durumumuz. Diyelim ki muhalefettenim ben. Lan 2 yıl daha beklerim. Zaten oturduğum yerde maaşımı alıyorum. Yanlış mıyım? Yani ben emekli de olsam maaşımı alacağım. Yani diyelim milletvekiliyim. Emekli de olsam maaşımı alacağım. Yani diyelim muhalefetten olsam ben bunu yaparım. Ama ben muhalefetten değilim. Ben çok partili. Çok partili. Peki milletvekili dediniz. Milletvekillerin aldığı maaş sizce? Ne kadar alıyorlar? Yani 25 bin artı tüm masrafları. 25 bin ya ucuz ucuz. 100 bin alsınlar. Yani Cumhurbaşkanı'ndan neyler eksik adamlar? Yani en az onun kadar mesai yapıyorlar. Onun kadar milletin derdini dinliyor. Ya ben her köşe başında bir tane milletvekili görüyorum. Siz görmüyor musunuz? Mecliste görüyoruz. Ha yani her köşe başında bir milletvekili var. Yani bu iyi bir şey aslında. Mesela bak o gün çarşıda yürüyorum. Allah'ım tövbe bismillah piston çöktü. Canlı yayın kazası olur öyle. Çarşıda yürüyorum. Evet. Lan sokak sanatçıları artmış. Bir takım gençler toplanmış diyor ki bunlar fakirlikten diyor. Sanata atılmış diyor fakirlik. Yalan. Ne için atılmışlar? Yalan. Ya bunlar öğretmenlere ders vermiş dışarıda flüt çalın diye. Çocuklar da ne yapak ne de işte susadık su parası çıksın. Millet ekonomiyi kötülemek için bunları konuşuyor. Halbuki git bak abi yani elinde mendil satan çocuk cebinde 100 dolarla dolaşıyor. Neden? Adam kendine yeni bir şey üretmiş yani mendili alacak alacak bu sevaba girecek. Ama sevap para kazanmak değil. O da oğlan fakirlikten satmıyor zaten. Bunu yanlış anlamayın. Sanatçılarda destekliyorum buradan. Hani her köşe başında bir tane sanatçımız var. Şarkı yapıyorlar 10 numara. Böyle devam etsin ama parasızlıktan değil. Bunlar flüt seviyor abi. Ya ne var yani? Peki Tayyip Erdoğan istifa etsin mi? Tayyip Erdoğan istifa etmesin abi.
Neden? Nedeni var yani mı? Sen Tayyip Erdoğan olsan istifa eder misin? Etmem yani, cumhurbaşkanıysam. Niye istifa etmezsin? Çok şaibeli soru, cevap vermek istemiyorum. Peki kamera arkasına soralım. Sen istifa eder misin cumhurbaşkanı olsan? Bilmiyorum. Yani böyle bir durumda kalsam düşünürüm. Böyle bir durumda kalsam düşünürüm dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Düşünürse hayır dedi. Yani düşünmez bence. Bence istifa etmemesi lazım. Yani sonuç olarak seçimle gelmiş. Giderse de seçimle gider abi. Muhalefet yani şunu mu demek istiyorsunuz? Gemiyi en son kaptanlar terk eder. Yani bence öyle olması lazım. Bence öyle olması lazım. Ha ama yani seçimde işte Tayyip Erdoğan kaybeder cumhurbaşkanımız. Başka biri seçilir. Ben onun tarafına geçerim. Yani ben ne bekliyorsunuz sizlerden ki yani abi? Olması gereken şey o. Yani ben muhalefetten değilim ya da AK Parti'den, hükümetten değilim yani. Önemli olan şey başımızdaki liderdir. Allah başımızdan eksik etmesin hiçbirini. Hani ne diyeyim, burada Kılıçdaroğlu'na da selam olsun. Çok seviyorum kendilerini. Peki bir diğer sorum. 2023'te seçimde hangi partinin iktidar olacağını düşünüyorsunuz ve Tayyip Erdoğan'ın seçimi alacağını düşünüyor musunuz? Şimdi eğer Tayyip Erdoğan yeniden seçilirse ben Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Muharrem İnce seçilirse ben Muharrem İnce'den yanayım. Ha yok, çok şaşırırız. Böyle işte kırmızı kar yağar, Kılıçdaroğlu seçilirse Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Yani olması gereken de bu değil mi? Yani halkımız, yani sanki başka biri gelse daha mı iyi bir şey yapacak abi yani? Saçmalamayın yani. Biz herkesten yanayız, herkes bizden yana olacak. Önemli olan budur. Yani nerede durduğunuzu bilmeyin arkadaşlar. Geçti o devir. Ya artık herkes çıkmış doğruları konuşmaya çalışıyor. Ya bu kusura bakmayın da yani artık herkesin ağzı var. Ağzı olan konuşuyor. Burak abi ben böyle seviyorum. Yanlış mıyım? Çok doğrusun. Yani konuşmayın abi. Artık farklı şeyler yapın. Siyasetçilere sesleniyorum. Az maaş alıyorsunuz. Daha çok alın. En azından fakir olduğumuzu bilek. Yani ben cebimdeki 10 lira da sevinmeyeyim artık. Üzüleyim yani. Peki milletvekilleri aldığı maaşın hakkını veriyor mu? Veriyorlar. Peki bir soru yöneltmek istiyorum. Milletvekilleri aldığı maaşın hakkını veriyor mu? Vermiyor. Vermiyor mu? Kamera arkasında veriyor dedi. Gördüm. Bir dakika dur. Çocuk harbi dönem. Bir daha sor abi. Peki milletvekilleri aldığı maaşın hakkını veriyor mu? Milletvekilleri aldığı maaşın hakkını vermiyor. Daha fazlasını veriyor. Altında eziliyor. 25 bin lira ne ya? Bir milletvekiline 25 bin lira fazla mı? Az 100 bin alacak. Recep Tayyip Erdoğan'dan neye eksik lan milletvekilin? Recep Tayyip Erdoğan daha çok alsın bu arada. Peki yani Kahramanmaraş'ta tam bilmiyorum 7 ya da 8 milletvekili var ve Kahramanmaraş'ta neler oluyor? Ya ben sana açıkça söyleyeyim. Bizim Maraş halkımız iktidara ihanet ediyor. İhanet ediyor abi. Nereden ihanet ediyor? İhanet ediyor. İhanet belgeniz var mı ya var. Da kanıtınız? Ya abi her yerde isyan başlatmışlar. Yok şu kuyruk, yok bu kuyruk. Lan nerede bu kuyruk? Yalan. İhanet içerisindesiniz. Peki kuyruk dediniz yani. Kuyruk yok. Ben rast gelmedim. Gaz ya. Fiyatlarında yok, artış yok. Olduğunda... 1 kilometre, 2 kilometre petrollerde kuyruk abi, oluştu. Siz bunun farkında değil misiniz? Şimdi ben size tek bir şey söyleyeceğim. Bu kuyruğa giren bir tane şahıs deposunu fulletmeden çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmıyor abi ya. Deposunu fulletmeye giriyor. Lan zaten 10 kuruş zam geliyor, 20 kuruş zam geliyor. 50 yani, kuruş geldi yani son zam. O toplam. Toplam 50 kuruş gelmişti. Peki bu... 50 kuruş için yaktığı gaza bakacak olursak ihanet içerisindedir. Önce iktidara, sonra arabasındaki gaza. Peki sadece halk mı ihanet ediyor? Çünkü petrollerde pompalar kapatıldı o gün içerisinde. Yani zam geldikten sonra pompa açıldı. Var mı öyle bir şey? O zaman petroller de ihanet içerisinde. Yazık bu halka, yazık. Halk ihanet mi ediyor yani? Halk belli bir yerde ihanet ediyor. Yani bu durumumuz vahiy mahiy. Yalan abi yalan. İnanmayın ya. İktidara sesleniyorum. Yürüyün lan. Allah'ınızı sevin. Peki ihanet dediniz. Bildiğiniz üzere AK Parti'den ayrılıp parti kuran kim? Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu var. Onlar yani neden AK Parti'den ayrıldı ve parti kurdu? Ya onlar şimdi şöyle. Ahmet Davutoğlu iyi bir adam. Ali Babacan da iyi bir adam. Peki kötü adam kim? Kötü adam yok.
Neden o zaman partiden ayrıldılar? Bak, kötü adam algısı yapıyorlar. Kötü adam yok. Kötü adam diye bir şey yok. Siz iyi bir adam mısınız? Ben iyi bir adam. Peki. Yani o zaman kötü adam yok. Yok. Neden partiden ayrılıp yeni bir parti kurdular? Ya o şeydir. Şimdi mesela ben gitsem, başka bir medya şirketi açsam, bu şeydir. İşte birlikte yönetmektir. Ya bu partileri çoğaltıyorlar ki ileride herkes birlikte yönetsin diye. El ele gidecekler işte abi. Olay budur yani. Bir yerden sonra herkes benim dediğime gelecek. İşte herkes el ele tutuşacak, hala çekeceğiz. Olay bu yani. Peki Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu Tayyip Erdoğan'a ihanet ettiğini düşünüyor musunuz? Yok, yok öyle bir şey imkansız. Yapmazlar yani. Ben onları tanıyorum yani. Ekrandan izliyoruz, görüyoruz yani. Güvenilir insanlara benziyorlar. Benzemiyorlar mı? Benziyorlar. Evet, benziyorlarsa sorun yok. Yani halkımıza da sorun. Ya biz bu halk çok eziliyor zaten. Hep bunların yüzüyle. Kandırıyorlar halkımızı. Partiler halkı mı kandırıyor? Yok, partiler değil. Bir algı operasyonu yapıyorlar, tamam mı? Bir gece ansızın yok LPG'ye zam geliyor, yok petrollere zam geliyor, yok şuna zam. Ya lan abi ya, çıkmayın abi. Zam yok mu peki? Zam yok. Zamcık var. Peki bu ekonomiyle ilgili rejiye de dönmek istiyorum. Kamera arkamız ekonomi hakkında ne düşünüyor? Şimdi bir yorum okudum daha az önce. Hemen size de aktarayım. Yani kısa olursa tabii ki tabii. 21 Kasım'da 3500 liraya satın aldığım çamaşır makinesi diyor. Şu an aynı mağazada 4600 lira. Sebebi kim? Buradan mağazacılara sesleniyorum. İhanet içindesiniz. Yapmayın abi. Çamaşır makinesi diyor 3500 olur mu? 6000 lira yapın. Allah Allah. Yani şimdi siz eksik. Lan çamaşır makinesi ya. Çamaşır makinesi. Bak eceledim. Siz neyi savunuyorsunuz yani ben onu anlamadım. Ben herkesten tarafım yani. Siz AK Parti'yi savunuyorsunuz. Yok savunmadım. Savundunuz. Savunmadım. Savundun. Çıkar göster nerede savundum? Hani aa çıkar. Ben reji lütfen konu terbiyeye davet ediyorum. Çıkarsın savundunuz. Göstersin. Gökhan çıkar göster. Lütfen. Bak burada olmaz yani. Aşağılık adam. Hayır bak Türk lirası gibi alçalıyorsunuz yapmayın bakın. Aşağılık adam. Yapmayın. Sen LPG'lileri savundun. Sen petrolcüleri savundun. Sen halk militanısın. Alçak, puşt. Bak. Yapmayın abi bak. Bak çıkar giderim. Çıkar giderim. Dolar daha da yükselir. Ben doları ayakta tutuyorum. Ben halkım tamam, için. Tamam dur konuyu toparlayalım. Tamam. Bir yorum daha okuyayım. Yani tamam. Ama az önceki yorumunu sevmedim çünkü eksik var. İhanet içindeler. Ya oğlum insan biraz kıyaslama yapar. 3500'e çamaşır makinesi olur mu? 6000 lira olacak. Yani bu ülkede asgari ücret 2800 lira ve siz çamaşır makinesine 3 aylık asgari ücretlinin maaşını denk tutuyorsunuz. Bu nasıl bir algıdır? Bu nasıl bir ihanet olmuyor mu bu şimdi? Siz ülkeye, ekonomiye ihanet etmiş sayılmıyor musunuz? Tamam bir dakika. Bir dakika verin bana. Ben mi belirliyorum lan asgari ücreti? Yani savunduğunuz soruyu bana değil, o tarafa çevirmemiz lazım. Çevirdik. Bu yorum bugün atılmış. Pazar günü diyor, yani bugün günlerden salı, 2 gün önce. 2 gün önce 175 liraya aldığım kedi maması diyor, 240 liraya çıkmış bugün. Şimdi bu konuya... Bir dakika, devamı var yorumun. Uzatmadan yani söylerseniz. Gerçi diyor, bu artışı kediler düşünsün değil mi diyor. Ha, evet. Çalışıp kazandıkları parayla gidip mama alsınlar. Abi çok mantıklı. Kediler hiçbir iş yapmıyor abi. Anne evinize aldığınız kere ev kilası bile vermiyor. Yanlış mıyım? Veriyor mu lan? Vermiyor. Peki abi. Bunlara zaten barınakla bakıyorlar. Niye eksilerde kedi besliyorsunuz? Bak halk yine ihanet içerisinde. Barınak konusuna gelelim. Tabii ki. Yerel barınağımız maalesef yeterli seviyede değil. Yani benim gördüğüm açıdan. Ben hayvanlar bakıyorum bir şeyde kulübede 40 tane hayvan alıyor iç içe ne güzel. Dediniz ne sizin? Ben sizi anlamadım ki. İç içe hayvanlar yaşıyor. Çoğalıyorlar işte öyle. Bu iyi bir şey değil mi? Ben mi yanlış algılıyorum? Bunun abi? Neresi iyi? Sayın konuğum. Ya şimdi ben, şimdi devrenin yani, ekibi şurada 40 kişi olsa daha iyi olmaz mıydı? Olurdu. Bir odaya 40 kişi almak yani nasıl bir yönetim biçimi? Yediğimiz, yediğimiz kabak, su dökerdik ne güzel işte. Ne olacak yani? İç içe yaşıyorduk abi. Böyle olması daha mantıklı. Biz her şeyi çok lüks yaşıyoruz. Kötü. Bak biz... Senin yüzüne ben de ihanet içerisindeyim. Ben de ihanet içerisindeyim. Siz kime ihanet ettiniz? İhanet ettim kendi kendime. Kendinize ihanet ettiniz peki.
Çok ayıp. Ben ne güzel dua eden. Mahsaf. Bir şey. Peki ben konuyu fazla dağıtmamak için yaştaşlarımız olan ve gündemden düşmeyen 2023'te %20'lik oya hitap edeceği bilinen Z kuşağına çevirmek istiyorum. Tabii ki. Z kuşağına diyorlar ki şükür etmeyen, hiçbir şeyden mutlu olmayan, haklılar. Tamamen mutsuz, hiçbir beklentileri olmayan, mutsuzluklarla dolu genç tayfası diye düşünüyorlar. Haklılar. Öyleler. Öyle değil mi? Yani şükür etmiyorlar mı? Etmiyorlar abi. Şükür etmiyor musunuz? Yani sizler Etmiyorum. Z kuşağını sizden dinleyelim. Ya Z kuşağı öncelikle tanımını. Şimdi Z kuşağı şöyle bir şey var. 2000'den sonra doğanlara Z kuşağı diyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ben bir Z kuşağıyım. Ahmet sen Z kuşağı mı? Z kuşağıyız. Gökhan Bey? Evet. Siz de Z kuşağısınız. Şükür ediyor musunuz lan? Elhamdülillah. Şükür Allah'a. Ben etmiyorum. Şükürsüz müsünüz? Ha, şükür o şükür. Yani benim. En son bunu demek istiyorum. Ama dediğim gibi hani şükür etmiyorlar. Ha, Z kuşağı da haklı. Z kuşağı ne yapsın yani? Ne bileyim abi. Ben sadece haklı haksız tartışmasına giriyorum. İki taraf da haklı. Allah'ın razı veren razı. Hani ben bir şey görmedim yani. Ya o gün millet halka çıkmış dediniz. Lan diyorum kaç kişi çıktı? Ben görmedim abi. İki korna çaldılar. Siz iki afiş dışarıda çaldılar. Mıydınız? Yok. Dışarıda olmadığınızdan görmüş olmama ihtimaliniz var mı? Ekonomiyi de arada bir buradan izliyorum ben. Bayağı uzaktan izliyorsunuz evet. Demek ki. Ekonomiyi de ben buradan izliyorum abi. Buradan bakıyorum. Aa, evet. O gün saydım 3-5 tane insancıklar çıkmış. Zamcıklar eleştiriyorlar. Yani kötü bir şey bu. Abi buradan baktım şu şekil. Bizim Türk lirası değer kaybetmiyor yani. Sürekli yükseliyor. Hani aksini iddia eden varsa çıksın bir video çeksin izleyelim. Yani bir soru sormak istiyorum. Önceki videoyu çekerken bir dolar 10 liraydı. Şu anda 12 lira. Türk parası yani değer kaybetmiyor mu? Kaybetmiyor abi. Lan dolar yükseliyor. Dolar değer kaybediyor mantıken ya. Bir dolar bir dolar olarak kalıyor. Ya ama saçmalık abi şimdi dolar yükseldikçe abi verim azalıyorlar. Yanlış mıyım? Yani Amerika'nın oyunu bu. Amerika kendi kuyusunu kazıyor farkında değil. Yani peki işsizlik sorunu var mı? Yok yok. 7 bin liraya adamlar çalışacak adam arayamıyor adam. Adam yok. Yani, 7 bin liraya yok. Yok. Var mı? 7 bin lira diyorsunuz yani. 7 bin lira asgari artı sigorta. 7 bin lira artı sigorta. Yok. Askeri ücretin 3 katı farkında mısınız? Nasıl 7 bin lira. Ya ama şimdi şöyle askeri ücreti ben belirlemiyorum ki arkadaşım. Ha benim üstüme gelmeyin. Ben halkın içindeyim. Ben kim ihanette onu görüyorum. Görüyorum yani. Peki Z kuşağının gidişatından bahsedelim. Ya Z kuşağı. Gidemiyor mu? Yürüyemiyor mu? Gidiyor. Yürüyor. Z kuşağını gerçekten gidiyor. Yani ya ben çok az... kötü gösteriyorlar. Evet kötü. Yanlış gösteriyor. Kötü mü? Yok kötü değil abi. Ben ne dedim? Az önce herkes sosyal aktiviteye çağırdım. Yapabilecekler mi kendini? Yapamazlar. Nerede Z kuşağı arkadaşım varsa davet ediyorum. Kahramanmaraş Ali İzzet Begoviç parkında dua etmeye çağırıyorum arkadaşlar. Hep birlikte dua ederek üstümüzdeki bu kötü enerjiyi, algıyı def ediyoruz. Def ediyoruz. Türkiye uçuyor. Bu kadar basit. Dua ettikten sonra. Tabii ki. Dua olmadan olmaz o işler. Yani dediğim gibi. Öyle. İhanet kötü bir şeydir. Peki Z kuşağının siyasete bakış açısı? Yanlış bir bakış açısı. Bakamıyorlar mı? Bakamıyorlar. Neden? Yani Z kuşağının gözü yok mu? Fikri yok mu? Ya o yüzden değil. Yani Z kuşağı abi algıya açık. Her şeye inanıyorlar. Ya niye her şeye inanıyorsunuz abi? Bir sorgulayın. Deyin ki neden böyle oldu? Yani önce bir deyin neden böyle oldu. Ondan sonra düşün. Ondan sonra sorgulayın. Sorgulamadan inanmayın demiyorum. Tabii de unutmasınlar. Herkes haklı. Şimdi herkesin haklı olduğu bir ortamda suçluyu bulamazsın. Suçlu yoksa suç işleyen de bulamazsın. O zaman ortada bir suç yoktur. Bu dosya kapanır. Peki. Elinizi alır gidersiniz dosyayı. Anladım. Ha, dur. Z kuşağının isteği ne? Peki Türkiye'den ya da kendi hayat çerçevesine katacağı bir şey var mı? Ya bence katmasına gerek yok. Parklar var. İşte doğal alanlar var. Dışarısı var. Yani bedava nefes alıyoruz. Ona bile isyan ediyor. Z kuşağı ne istiyor? Bedava nefes almamak istiyor.
Parayla mı almak istiyor? Parayla almak istiyor. Parası çok olursa nefes de alacak ki ya. Bundan ne? Zenginlik yani. Yapmayın. Z yanlış. Kuşağı bence birazcık yaşamak istiyor. Yanlış işte. Yanlış yerde yaşamak istiyor abi. Lan ha bak bak arkamıza bak ne güzel resim ya. Ben arada bir oraya çıkıyorum dua ediyorum. Yani siz de ne var yani şöyle bir yere çıkıp dua etseniz ne kaybedecek? İhanet içerisindesiniz ya. İhanet ediyorlar ya. Z kuşağına bir hakaret. Hakaret değil, ihanet ediyorsunuz. Siz de haklısınız tamam da yani ihanet etmeyin. Yani etmiyorlar mı acaba? Yani. Bilmiyorum. Ben yani dediğim gibi çok programlıya alışmışım. Yani o yüzden hani kimseyi kötüleyemiyorum. Bugün kötülediğim varsa özür dilerim. Siz de haklısınız. Yani ben ne diyeyim? Ekonomimiz kötüymüş. Buna inanan var mı bilmiyorum. İnanan varsa ondan özür diliyorum. İnanmayan varsa ondan da özür dileyim. Bari yani maksat kimsenin kalbini kırmamak. Yani çünkü zaten dediğim gibi herkes konuşuyor. Hani? Hani abi? Hani bir çözüm bulun. Lan konuşmayın çözüm bulun. Hani çözüm? Yok çözüm. Dolar 20 lira da olsa bakacaksınız. Dolar 30 lira da olsa bakacaksınız. Suçlu kim? Peki ben Z kuşağıyla ilgili son cümlelerimi aktarayım ve programımızı burada tamam. Sonlandıralım. Z kuşağı ne istiyor diyelim? Z kuşağı yaşamayı istiyor. Z kuşağı Avrupa'daki gencin yaşam standartlarını izliyor. Z kuşağı Avrupa'daki gencin yaşam standartlarını istiyor. Yani Z kuşağı birazcık kaliteyi istiyor. Türkiye'de yani size de hemen bir soru yöneltmek isteyeyim. Kalite var mı? Var abi çok kaliteli. Ya baksana nefes aldığımız yerlere ya. Avrupa'da nerede var şu? Nefes aldığımız yerlere bak ya. Her taraf güzellik, oksijen kaynıyor ya. Lan çıkın bir nefes alın diyorum. Lan dinlemiyorsunuz ben. Neyse arada bir 3-5 genç parka gidiyoruz nefes alıyoruz. Evet peki Z kuşağına aynen. Diyelim. Güzel nefes almanız dileğiyle. Allah'ın bir videomuzun daha sonuna geldik. Her şey olacağına varır diyoruz. Çözümü varsa buyurun konuşalım yazın abi yani. Çözümü varsa. Görüşünüz varsa yorumlarda bizlere aktarabilirsiniz. Dilerseniz videolarımıza konuk olabilirsiniz. Aynen öyle. Bizim bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Bizleri izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz bizlere abone olarak destek olabilirsiniz. Onlar da haklılar. Abone olmayanlar mı? Tabii ki. Olanlar da haklı. İzleyenler? Onlar haklı. İzlemeyenler? Onlar daha çok haklı. Her şey olacağına varır. İyi günler.